Aslında şöyle şunu ifade etmek gerekiyor. Şimdi mevcut sanıkların büyük bir bölümü karargah davasında önemli rütbeli askerlerin büyük bir bölümü Genelkurmay karargah davasında sanıkları. Oradaki savunmaları bilinen savunmalar, benzer savunmaları tekrar edeceklerini düşünüyoruz ki bugün Akın Öztürk'ün savunmasında da benzer bir şey geliştir. Genelkurmay karargah yargılamasında yargılaması sırasında yaptığı savunmanın bir benzerini buraya da taşımış oldu. Burada asıl önemli olan sivil imam diye nitelendirilen, iddianamede sivil imam olduğu söylenen 4 kişinin ifadesi merakla bekleniyordu. Nasıl bir savunma yapacakları söyleniyordu. Özellikle Adil Öksüz'le birlikte ABD'ye gidip darbe talimatı aldığı iddia edilen Kemal Batmaz'ın ifadesi çok merak ediliyordu. Ancak şu ana kadar 3 sivil sanık savunma yaptı. Kemal Batmaz, Hakan Çiçek ve Nurettin Oruç. Sivil kişiler savcılık ifadelerini tekrar etmekle yetinip herhangi bir soruya da yanıt vermediler. Aslında suçlamaları kabul etmediler ve yeni bir şey de söylemediler. Bu nedenle davanın biraz hani çok bilinmeyen bir şeyi yani kamuoyunun bilgisi dahiline gelişen olaylar olduğunu söyleyebiliriz. Bu 4 kişinin konuşmaması, hem savcılıkta konuşmaması hem mahkemede konuşmamaları dava belki biraz tansiyonunu azaltmış olabilir. Bunların yeni bir şey söylemesi gerekiyordu. Çünkü diğer sanıklar zaten Genelkurmay Karargah davasında bilinen savunmalar yaptılar. Özellikle rütbeli askerlerin. Belki bu bilgi eksikliğinden kaynaklı olarak biraz davaya ilginin düşmüş olabileceğini, yeni bir bilginin ortaya çıkmamasına etkili olduğunu düşünüyorum.